sizlerde қазір дүрмін жағдайлар қалай болып жатыр? Бізде ма? Бізде қойды ғой, бірақ әйтеп акиматты алғысы келді. Оның алдында әйтеп мамамен сөйлескенде айтып тұр да, типа бәрі жақсы қазір отырық, деп ақтөбе тынышталды дейді. Интернет берді ма? Интернет берген жоқ оларға, именно ақтөбеге бермей отыр. Бүгін берді сағат 9-дан 1-ге дейін деп. Күнде солай береді ау деймін. Иә, бізде де 9-дан 12-ге дейін берді, ама бүгін түстен кейін де беріпті. Bu protestocular ilk kez Janaözen şehri, yani batı bölgede Kazakistan'da oldu. O doğal gazın 120 tengeden 50 tengeye azalmasını istedi. Ve sonra bu protesto, yani tüm Kazakistan'da, yani aldı. Almatı, Aktobe, Aktau şehirlerinde. Benim ailemle yani konuşmak son iki gündür çok yani zor oldu. İnternet olmadı Kazakistan'da ve yabancı ülkede olarak ben konuşamadım hiç. Son bugün biz konuştuk ama orada hepsi yani çok güzel diyor, yani iyi gidiyor diyor ve Aktobe şehrinde, benim yaşadığım şehirde iyi gidiyor. Ama şimdi Almatı şehrinde çok yani şimdi ama oldu iyi. Ve önce iki gün önce, üç gün önce çok yani soygunlar ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin kırılması, yerlerin mallarının kırılması oldu. Bu barışçıl protestocuların oldu. Böyle bir şeyler yani ilk başta doğal gazdıydı ama sonra da protestocular yani başkanlığın, yani cumhurbaşkanlığının gitmesini istedi. Yani istifa etmesini istedi ve yani bu politik olarak gitti yani. Yani böyle bir barışçıl protesto olsun ama böyle bir soygun ve yani bir şeylerin kırılmasını istemezdim ve böyle bir şeylerin olması yani çok yani biraz da içte kızgınım ben. Uzakta olmak daha da zor oluyor bize böyle dışarıdan seyretmek. Tabii ki çok üzücü durumlar oluyor. Çok masum insanlar hayatlarını kaybetti. Böyle durum bizim için çok üzücü. Son 5 gündür konuşamadım ama bugün internet verdiler. Konuşabildim. İyiler çok şükür. Çok merak ediyordum açıkçası. Çünkü böyle olaylar, çok kötü videolar izliyorduk. Ama şu an yani bizim şehirde daha yani nasıl diyeyim? Çok böyle olaylar yok ama yine de çok zordu. Sosyal medyadan özellikle Instagram, Facebook sayfalarından takip ediyorum. İnşallah çok kısa zamanda bu anlaşmazlıklar, olumsuzluklar çözülür. Her şey yoluna girer diye düşünüyorum inşallah. Herhalde 7'den sonra internet kesilmiştir. Çünkü geçen 4 günde 12 sonrası internet yoktu. Bugünden itibaren 7 sonrası internet yokmuş orada. Açamıyorlar, ulaşamıyoruz.